Peki hocam saç kaybı için ağızdan alınan haplar, ilaçlar ne gibi etkiler yapar bize? Şimdi Türkiye'de çok yaygındı. Evet. Hormonları baskılayan, prostat kanserinde prostat tedavisinde kullanılan haplar saç hastalarına veriliyordu. Bu külliyen yanlış bir şey. Evet. Çok tehlikeli bir şey. Erkeklere değil, kadınlara da veriliyordu. Bu erkeklerin erkeklik fonksiyonlarını bozar, kadınların da hayatiyetini engeller. Özellikle de gebelik söz konusu olduğunda sakat erkeklik uzvunda Problem olan bireylerin doğmasına sebep olurdu. Hı hı. O nedenle öyle bir formül yaptık ki, şimdi yaptığımız formül saç köküne testosteronun girmesini evet. önlüyor. Sadece saç, saç kökünde köküne etkili. Evet. Diğer sistemlere bir zarar yok. Evet. Aksine tersine hı hı. insanların testosteronunu artırıyoruz. Kendi testosteronlarına yeniden kavuşuyorlar.